Evet sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün size çok ilginç bir patates püresi yapacağız. Malzemelerimiz tabii ki büyük bir tencere. Bakın, 5 tane patatesi haşladık, rendeledik büyük boy. 1 tane soğan, 2 tane sivri biber, 3 tane domates, işte baharatlarımız, tuz, kırmızı biber, pul biber, karabiber. Evet, şimdi yapacağımız iş, soğanlarımızı rendelemiyoruz. Ufak ufak kesiyoruz. Şöyle. Biberimizi atıyoruz. Hemen biberlerimizi doğruyoruz. Çok çabuk biberlerimiz ufak ufak olsun. Atıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Birazcık sıvı yağ. Şimdi bunları bir güzel kavuruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Soğanımızı bir kavururken biz de domateslerimizi de yapalım. Her zamanki gibi küp küp küp. Fazla domatese gerek yok. Çünkü ekşi olabiliyor. Bu sadece tat verme amaçlı. Gördüğünüz gibi ben domateslerimi her zaman olgunlardan seçiyorum. Ve kış mevsiminde dallı domatesten başka domates kullanmam arkadaşlar. Domates bu olacak. Şimdi soğanlarımızı güzelce öldürüyoruz. Öldürdüğümüz soğanların içine 3 tane domatesimizi atıyoruz. Bunu birazcık kavuruyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi domateslerimiz bayağı yumuşadı. Yapacağımız iş şöyle tepeleme bir kaşık kırmızı biber. Bir çay kaşığı yine karabiber. Bir çay kaşığı pul biber. Ve bir tatlı kaşığı tuz. Tuzun miktarı değişkenlik gösterebilir arkadaşlar. Yemeği yapınca datıp miktar ayarlaması yapabiliriz. Şimdi burada yapacağımız işlem, önceden rendelediğimiz patatesleri yavaş yavaş tencerenin içine atmak ve bunları yedire yedire kavurmak. Şimdi bakın. Böyle sırasıyla yaparsanız sizin için daha kolay olur. Şimdi burada çok baharatlı, az baharatlı nasıl seviyorsanız elinizdeki rendelenmiş patatese göre yapabilirsiniz. Hepsini kullanmakta zorunda değilsiniz. Burada ayranımızın altı açık arkadaşlar. Bunu genelde macunlar yapar. Dediğim gibi macunların yemek yönüsü genelde sebzeye ve süte, ekşimeye, yoğurda dayalıdır.
Biraz yorucu bir işlem gerçekten ama sonuç çok net ve çok güzel oluyor. Şimdi altını kısalım. Ve tuz oranını kontrol edelim arkadaşlar. Şöyle bir az bir şey alalım. Evet, birazcık daha tuz atabiliriz. Ben biraz daha patates ekliyorum. Şimdi bunu kavurmaya bırakalım arkadaşlar. Altını açıp biraz kavuralım. Dibi tutsun. Dip tutma olayını da göstereceğim size. Arkadaşlar, püremiz oldu. Altını kapatalım. Şimdi dibini görüyor musunuz? Dibi tuttum. Biraz soğuyunca bunu kazıyacağım ben. Çelik kaşıkla. Ve pürenin içine katacağım. Gerçekten böyle çok şahane oluyor. Bir deneyelim mi? Şu malzemeler pürenin içine katılacak. Kazıyım. Tadına bakalım mı? Bu bir yemek arkadaşlar. Yani sadece bir garnitür olarak değil, ana yemek olarak da kullanabilirsiniz. Ve bu karabiber buna gerçekten müthiş bir tat veriyor. Hepinize afiyet olsun.